Çalışkan karıncalar. Arkadaşlar, siz hiç tek başına dolaşan bir karınca gördünüz mü? Mutlaka biraz ötesinde bir ya da birkaç karınca daha vardır. Bu karıncaları takip ederseniz karşınıza bir sürü karınca çıkar. Siz bunları izlemeye devam edin. Ben birazdan geleceğim. Bay bay. Bu küçük canlılar yüz binlerce, bazen de milyonlarca bireyden oluşan kocaman bir aile halinde yaşarlar. Bu aileye koloni denir. Kolonide büyük bir dayanışma, işbirliği, fedakarlık ve paylaşma vardır. Bir su damlası bile paylaşılır. Toplanılan yiyecekler de paylaşılmak üzere yuvada biriktirilir. Evet, işte geldim. Az önce Amazon ormanlarında dolaşıyordum. Tarım yapan karıncalara rastladım. Bu canlılar besinlerini kendileri yetiştiriyorlar. Hadi gelin, şimdi o ormana gidelim ve bu küçük canlıların nasıl tarım yaptıklarını hep beraber izleyelim arkadaşlar. Hadi. İşte bu minik canlılar, yaprak kesen işçi karıncalar. Bu karıncalar gece gündüz hiç durmadan ormandaki ağaçların ve bitkilerin yapraklarını keserler. Daha sonra da bu yaprak parçalarını birer yelken gibi tutarak yuvalarına taşırlar. Yaprak taşımak zor bir iştir. Ama bu küçük işçiler sizin tahmin edebileceğinizden çok daha güçlüdür. Karıncaların yaptığı iş, bir insanın sırtında 250 kilo yük olduğu halde bir kilometreyi 2,5 dakikada koşmasına benzer. Böyle zor bir işi hiçbir insan başaramaz. Peki, karıncalar kestikleri bu yaprakları yiyecekler mi dersiniz? Hayır, karıncalar ağaçlardan kestikleri bu yaprakları yemezler. Onlar yalnızca özel bir mantar türüyle beslenirler. Öyleyse karıncalar yiyemedikleri bu yapraklarla ne yapıyorlar? Hep birlikte izleyelim. Karıncalar tarım yapabilmek için bu yaprakları ham madde olarak kullanırlar. Nasıl mı? Bu ham madde sayesinde mantar yetiştirirler. Karıncalar bu amaçla yuvanın içine yüzlerce mantar çiftliği kurarlar. İşçiler, kestikleri yaprakları mantar çiftliklerinde görev yapan diğer karıncalara teslim ederler. Yaprakları teslim alan karıncalar ilk önce yaprakları temizler. Daha sonra hep birlikte temizlenen yaprakları parçalarlar. Şimdi ise görev sırası en küçük karıncalardadır.
Bu karıncalar 2 milimetre boyunda, yani bir kum tanesi büyüklüğündedir. Yaprak parçalarını iyice çiğneyerek lapa haline getirirler ve mantar üretim tarlasının zeminine yayarlar. Sonra bu lapanın üzerine mantar mayalarlar. Aa, o da ne? Bir gün içinde yaprakların yeşil rengi tamamen kaybolmuş. Ertesi gün yaprak lapalarının üzeri büyüyen bembeyaz mantar tabakalarıyla örtülmüştür. Sonunda karıncaların yiyebilecekleri besin elde edilmiştir. Artık karıncalar mantarları toplamaya başlayabilirler. Mantar toplayan bu karıncalar öncelikle diğer arkadaşlarını düşünürler ve kestikleri mantarları işçi karıncalara taşırlar. İşte mantar toplayan bir karınca. Mantardan elde ettiği besleyici sıvıyı yuvanın bir başka yerinde görev yapan işçi karıncaya ikram ediyor. Bu yöntemle dışarıda çalışan yaprak kesicilerden yaprakları lapa haline getiren çiğneyicilere kadar bütün karıncalara ihtiyaçları olan besin verilir. Bütün mantarlar toplandıktan sonra geride yaprak artıkları kalır ve bunların temizlenmesi gerekir. İşçiler her parçayı teker teker taşıyarak üretim odasını tamamen temizlerler. Kolonide başka görevleri olanlar da vardır. Örneğin yuvanın savunması güçlü, cesur ve fedakar asker karıncalar tarafından yapılır. Çok merak ettim arkadaşlar. Siz de duydunuz mu? Kim geliyor acaba? Asker karıncalar bu sesi duymuş olmalı. Ne yapacaklar acaba? İnanmayacaksınız ama asker karıncalar yuvaya yaklaşan bir insanın ayakkabılarını ve çoraplarını bile ısırırlar. Eğer kıskaçlarıyla bir şeyi yakalarlarsa bir daha asla bırakmazlar. Vücutlarının diğer bölümleri zarar görse bile kıskaçlarını açmazlar ve kendi yaşamlarını kolonileri uğruna feda ederler. Bu büyük bir fedakarlık örneğidir. Karıncalar mükemmel şekilde bir düzen kurarlar. Ancak yine de kendi aralarında bir görev dağılımı yoktur ve hiçbir karınca koloninin düzenini kontrol etmemektedir. Buna rağmen her karınca mucizevi bir şekilde hangi işi yapması gerektiğini bilir. Görev dağılımı karıncalar dünyaya gelmeden yapılmıştır ve karıncalar görevlerini en iyi şekilde yerine getirirler. Karıncalara tüm bu işleri yaptıran, bu canlıların ve her şeyin yaratıcısı olan Allah'tır. Bir Kur'an ayetinde Allah bu gerçeği bize şöyle haber verir. Göklerde ve yerde bulunanlar Allah'ındır. Hepsi ona gönülden boyun eğmiş bulunuyorlar.